Herkese merhaba. Nihalci Sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte güzel bir model başlayacağız inşallah. Ben başlangıcımı yaptım. Hemen zürafamızı atarak başlıyoruz arkadaşlar. Bir adet zürafamızı yapıyoruz. Daha sonrasından geri dönüyoruz. Bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Bir adet daha küçük pırpırımızı yapıyoruz. Yuvamıza iniyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrardan bir adet küçük pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Ve tekrardan yuvamıza iniyoruz. Elinizle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen bir adet zürafa yapıyoruz. Arası için şöyle göstereyim. Arkadaşlar arasına sadece zürafa yapıyoruz. Hem çok kolay bir model hem de hiç bilmeyenleriniz için gerçekten çok uğraşmadan yapabilirsiniz. 2 3 Elim kanadı. Hemen silip geliyorum arkadaşlar. İğne parmağıma battı. İçimi çekişimden anlamışsınızdır zaten. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Malum iğne oyası yapanların vazgeçilmez kaderidir diye düşünüyorum. Tabii benim gibi bu şekilde iğne kullananlar için. 3 tane zürafamı yaptım. Şu an 4. zürafamı da yapıyorum. 4 5 ve 6. zürafamı da yaptım arkadaşlar. 6. zürafayı yaptıktan sonra bir tane daha zürafamızı yapıyoruz. Ve buradan tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir adet pırpırımızı yapıyoruz. Üzerine tekrardan küçük bir pırpır yapıyoruz. Böyle bir. Şu şekilde elinizden yardım alıp düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan yuvamıza batıyoruz. Sıkılaştırın mutlaka ki gevşek olmasın. Yeni başlayanların en büyük sıkıntısı aradaki gevşek zürafalardır. Sıkılaşmayan yerleridir açıkçası. Hemen şuradan şunu da şöyle elimizde ayarlayalım. Ve bununla birlikte tamamlamış oluyorum burayı da.
Bakın. Buradaki gibi. Şimdi 6 adet daha zürafa yapacağım. 1 2 3 4 5 ve bu da 6. Tekrardan 7. zürafamı yapacağım ve geri döneceğim. Bir tane zürafa, 7. zürafamız oldu ve buradaki gibi geri döndük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan pırpırımı yapıyorum. Şöyle de düzeltelim bir taraftan. Arkadaşlar ipim gördüğünüz gibi az kaldı. Şu şekilde parmağınıza dolayıp iğneyi buradan böyle geçirebilirsiniz. Şimdi tekrardan küçük bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bir tane daha yaptık pırpırımızı. 2 ve 3 adet pırpırımız olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakın yuvamıza batıyoruz. Altı adet zürafamızı çekiyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altıncı zürafamızı da yaptık. Üç tane çiçek benim için şu an yeterli gelmeyecek. Şuradaki rengarenk görünüm açısından hemen bir tane daha. Altıydı. Yedinci zürafamızı da batıyoruz. Geri dönüyoruz. Bir adet pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. İpimi son hakkına kadar kullanıyorum. Malum ipler 7,5 lira olmuş arkadaşlar. İlk bir taraftan da anlatayım. İlk evlendiğim seneydi. 4 tanesi 1 liraya satılıyordu biliyor musunuz? Hiç unutmuyorum. Ben o ipleri kullanıyorum şu an. Allah'tan ki o ipleri zamanında almışım. Şu an malum satış yapıyorum. Yaptığım için hiçbir şekilde kar elde etmeksizin herhalde yapardık diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ipim bitti. Şimdi tekrardan bir iki tane doladığınız zaman ipiniz orada sabitlenir ve çıkmasını engellersiniz arkadaşlar. Bakın şimdi tekrardan geriye dönüyoruz.
bir adet pırpır yapıyoruz. Tekrardan aşağı iniyoruz. Tekrardan çıktım arkadaşlar. Ve aşağıya tekrardan yuvasına battım. Bir tane zürafa yapıp bitireceğim arkadaşlar. İpimi keseceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan kesiyorum. Arkadaşlar bakın, ben arasını 6 adet yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de tekrardan 7. zürafa yaptım. Geri döndüm, üstüne yapraklarımı oluşturdum. Şöyle sizin için yakınlaştırayım. Siz isterseniz arasını biraz daha fazla bırakabilirsiniz. Ama ben arasını 6 tane uygun gördüm. Hemen şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar, ipimi iğneme geçirdim. Şimdi şu kısma batırıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle destekledim. Bir adet pırpır yapıyoruz. Bakın. Tekrardan geri dönüyorum. Tekrardan geri batıyorum. Bir oldu. Buradaki ipi arasında gezdireceğim arkadaşlar ki çıkmasın. Bir adet pırpırımı yaptım. Buradaki gibi tekrardan geri battım. Tekrardan bir adet daha pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada pırpırlarınızı kesinlikle çok uzun bırakmayın. Çok çirkin durabilir. Bununla birlikte 5 adet oldu arkadaşlar. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buradakine batacağım. Nasıl geçtiğimi de göstereyim size. Bu şekilde karşıya ipimi doluyorum. Bu aradaki ipi keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu aradaki ipimizi kesiyoruz ve bunu bu şekilde elinizle yardım alarak düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Mecbur düzeltmemiz gerekiyor çünkü. Bunlar
şu şekilde böyle olacak arkadaşlar. Şimdi diğer çiçeğimizi de yapalım. Ben ikisini sarı yapacağım arkadaşlar. İkisini de pembe yapacağım inşallah. Şimdi sarımı bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarılarımız bitti. Şimdi sıra pembemde. Şimdi arta kalan iplerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yaparken mutlaka bakın iğnenizde düzeltin. Bunların dik durması lazım. Bunları da düzeltin arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen şimdi bu pembemi de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu modelimizi yaptık. Bir sarı bir pembe, bir sarı bir pembe kullandım gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bir sarı bir pembe kullandım. Ben bugün tercihimi bu renkten ve bu renkten yana kullandım. Fakat maalesef iplerin ikisinde markası farklı olduğu için birisi kalın, birisi ince düştü. Aklınızda olsun. Kullandığınız arkadaşlar ipler de çok önemli. Sakın aldanmayın. Her ikisinde kalınlığına mutlaka dikkat edin. Benim birisi kalın, birisi ince olduğu için açıkçası biraz farklı düştü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle tekrardan yakınlaştırayım. Bir saniye, şöyle parlıyor sanırım. Bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz arasını 8 ya da 10 adet bırakabilirsiniz. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola arkadaşlar. Kanalıma abone olup
beğeni yorum yapmadan geçmeyin derim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın.